Akıllı telefon kamerasıyla insan gözünün karşılaştırması. Hem gözünüzde hem de telefonunuzun kamerasında ışığa duyarlı mercek ve yüzeyler bulunur. İris, gözünüze giren ışık miktarını kontrol edebilen bir yapıya sahiptir. Telefonun merceği ise bu ışığa odaklanır. Gözünüzün arka kısmındaki ışığa duyarlı bir yüzey olan retina ise görüntüyü yakalar. Sonra beyninize bir uyarım göndermek için optik sinirleri kullanır. Ve nihayetinde beyin de o anda gördüklerinizi anlamlandırır. Akıllı telefonlardaysa ışık merceğin yüzeyine çarpar. Lensin içindeki özel bir açık alan kameraya ne kadar ışık girebileceğini kontrol eder. Bundan sonra ışık gözünüzdeki retina gibi bir görüntü sensörüne ulaşır. İlginç bir şekilde hem retina hem de telefonun sensörü görüntüleri baş aşağı yakalar ve ardından bu görüntüleri doğru konuma getirir. Akıllı telefondaki ivme ölçerle insandaki iç kulağın karşılaştırması. İç kulağınızın içinde halka şeklinde kanallar vardır. Bu kanallarda dengenizi kaybetmenizi önleyen sıvı ile küçük saç benzeri sensörler bulunur. Bu saç gibi hücrelerin içinde çok küçük parçacıklar vardır. Bunlar başınızın harekete ve yer çekimine bağlı olarak konumunu izlerler. Buysa arabada veya asansörle yukarı aşağı hareket ederken aklınızın karışmasını önler. Akıllı telefonunuz konumunu anlamak için vücudun iç kulağınızı kullandığı gibi bir ivme ölçer kullanır. İvme ölçer, yer çekimi, hareket ve titreşim gibi kuvvetleri ölçer. Ayrıca cihazınızın hangi tarafının sağ üst tarafı olduğunu anlamasını sağlar. Akıllı telefonların işlemcisi ile insanın beyin zarının karşılaştırması. Beyin zarı beyninizin en gelişmiş kısmıdır. Vücudunuzda süre giden sayısız süreçten beyin zarı sorumludur. Algılama, dikkat, düşünme, dil ve problem çözme becerileriniz ve hatta başkalarıyla iletişim kurma ve uzuvlarınızı hareket ettirmeniz bunların tümü beyin zarı sayesinde mümkündür. Ancak endişeye mahal yok. Akıllı telefonunuzun da aynı şeyleri yapmak için bir işlemcisi var. Bu cihazın merkez noktasıdır. Bu nokta saniyede milyarlarca hesaplama yaparak yüzlerce komut alıp bunları gerçekleştirir. Ayrıca telefonunuzda olan biten her şeyi kontrol eder ve düzgün çalışmasını sağlar. Akıllı telefon pili ve insan midesinin karşılaştırması. Enerji olmadan hiçbir şeyi yapamazsınız ve bu telefonunuz için de geçerlidir. Yiyip tükettiğiniz her şey size enerji verir. Vücudunuz yediklerinizi midenizdeki farklı sıvılarla karıştırarak sindirir. Aldığınız gıdalardaki karbonhidratlar glikoz adı verilen bir tür şekere dönüşür. Glikoz kan dolaşımına karışır ve hemen enerji için kullanılır veya daha sonra kullanılmak üzere depolanır. Akıllı telefonunuz fişe takılı olduğunda kendi besini olan elektriği alır. Bu pilin içinde kimyasal bir reaksiyon başlatır. Pil şarj olduktan sonra bu kimyasal enerjiyi depolar ve yavaş yavaş elektriğe dönüştürür. Akıllı telefonlardaki antivirüsle insandaki bağışıklık sisteminin karşılaştırması. Vücudunuz dışarıdan nüfuz eden bakteri, virüs veya mantar gibi istilacıları belirlediğinde bağışıklık sisteminiz harekete geçer. Bağışıklık sistemi yabancı maddeleri avlayıp onlardan kurtulur. Bağışıklık sisteminiz tekrar savaşmak zorunda kaldığında kullanmak için yendiği her mikrobun bir kaydını tutar. Bir antivirüs ise dosyaları, programları ve uygulamaları tarar ve belirli kodları veri tabanında bulunan bilgilerle karşılaştırır. Bu kodlardan bazıları veri tabanında tutulan kötü amaçlı yazılımların bir parçasına benzer olabilir. Bu durumda antivirüs bu kodun bir virüs olduğuna karar verir ve onu yok eder veya karantinaya alır. İnternet ve insan konuşmasının karşılaştırması. Başkalarıyla iletişim kurmanızı mümkün kılmak için beyninizin birkaç kısmı birlikte çalışır. Bazıları söylemek istediklerinizi formüle etmenize yardımcı olur. Bazıları ise kelimeleri telaffuz etmenizi sağlar. Konuşmayla ilgili bu aktivitenin çoğu genellikle beyninizin sol tarafında cereyan eder. İnternet de bir tür iletişimdir. İnternetle veri gönderip alırsınız. Buradaki tüm süreç insanlarınkinden daha az karmaşık değildir. Yönlendiricileri, sunucuları, uyduları, cep telefonu kulelerini, radyoları, akıllı telefonunuzu ve daha bir sürü şeyi içerir. Akıllı telefonların pusulasıyla insanların yön duygusunun karşılaştırması. İnsanların içinde bir dahili navigasyon sistemi bulunur ve bu beyninizin yön duygusu için kullandığı entorinal korteks adı verilen bir bölümü sayesinde olur. Orada bulunan yer hücreleri bir yere gittiğinizde harekete geçer. Bu hücrelerden oluşan gruplar hemen bulunduğunuz çevrenin bir haritasını oluşturur. Şebeke hücreleri beyninizin GPS sistemidir. Bunlar size başladığınız yere göre nerede olduğunuzu söylerler ve başın döndüğü yönü belirleyen hücrelerse
belli bir yöne baktığınızda çalışmaya başlarlar. Akıllı telefonunuzun GPS'i nerede olduğunuzu ve saatin kaç olduğunu söylemesi için gerekli olan verileri almak üzere uydularla cihazınızın içindeki bir alıcı arasındaki radyo dalgalarını kullanır. Telefonunuzun ayrıca manyetometre adı verilen bir sensörü olabilir. Bu sensör manyetik alanların yönünü ve gücünü ölçer. Ardından cihazınız bu bilgileri analiz eder ve konumunuzu belirler. Akıllı telefondaki alarmla insandaki vücut saatinin karşılaştırması. Biyolojik saatiniz, vücudunuzun zamanı izleyen dahili bir alarmıdır. Size yemek yemeniz, uyumanız, daha çok çalışmanız ve dinlenmeniz gereken zamanları bildirir. Bu, beyninizde gün ışığına ve karanlığa tepki veren bir grup hücre tarafından kontrol edilir. Ayrıca vücudunuzdaki her hücrenin kendine ait ayrı bir saati vardır ve bunlar 24 saatlik bir döngüyü takip ederler. Bu yüzden kıtalar arası uzun uçuşlar biyolojik saatinizi çok zorlar. Çünkü tek seferde vücut saatinizi yeniden ayarlayabilmenizin belli bir sınırı vardır. Akıllı telefonunuzun alarmı vücut saatinizden çok daha az karmaşıktır. Siz telefonun zamanını ayarlarsınız ve tam olarak istediğiniz vakitte uyandırılırsınız. Ya da uyku düzeninizi takip edip uykunuzun hafif bir aşamasında sizi uyandıracak özel bir telefon uygulaması seçebilirsiniz. Akıllı telefondaki hafıza kartı ile insandaki hipokampüsün karşılaştırması. Hipokampus, beyninizin öğrenme ve anılardan sorumlu bölümüdür. Onun sayesinde kısa ve uzun süreli anılar oluşturabilirsiniz. Hipokampus ayrıca kısa süreli anıların uzun süreli anılara dönüştüğü yerdir. Akıllı telefonunuza bir hafıza kartı yerleştirdiğinizde cihazdaki küçük elektrik akımları flash belleğin çipinin içindeki elektronları harekete geçirir. Veriler bu şekilde belleğe yazılır. Bilgileri sildiğinizde biraz daha yüksek bir voltaj uygulanır. Bu arada bir flash belleğin kartı genellikle verileri 10 yıldan fazla tutamaz. Üzerindeki veri hücreleri zamanla kaybolan belirli bir şarj taşır. Akıllı telefondaki mikrofonla insan kulağının karşılaştırması. Dış kulağınız ses dalgalarını bir araya getirip kulak zarına gönderir. Bu zar titreşir ve orta kulaktaki 3 tane ufak kemiği harekete geçirir. Bu iç kulaktaki sıvının hareket etmesine sebep olur. Orada bulunan saç benzeri hücreler bükülür ve elektrik uyarımları üretir. Bu uyarımlar daha sonra onları ses olarak algılayan beyne gönderilir. Akıllı telefonunuz, kulağınızın içindeki ufacık parçalar gibi çalışan ancak çok az güce ihtiyaç duyan ve fazla yer kaplamayan minyatür bir mikrofon kullanır. Ses dalgaları bu mikrofona çarpar. Mikrofonun ince bir plastik, alüminyum veya hatta kağıttan yapılmış diyaframı ileri geri hareket etmeye başlar. Bu titreşim küçük elektrik akımlarına ve sonrasında ses sinyallerine dönüştürülür. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.